Tekno Hayat'tan herkese tekrar merhaba. Teknoloji dünyasından yeni fikir ve yeniliklerle karşınızdayız. İlk olarak dünyanın en güvenli akıllı telefonu olarak tanıtılan bir tasarım gelecek ekrana. Bir İngiliz firma 13 bin dolara satışa sunduğu telefon için iddialı konuşuyor. Dünyanın en güvenlisi olduğunu söylüyor. Sınırlı sayıda üretilen el yapımı telefon, sesli görüşmeleri ve mesajları şifreleyerek koruyor. Askeri güvenlik testlerinden de tam not aldığını söyleyelim ve telefona biraz daha yakından bakalım. Konu akıllı telefon olunca tasarımdan çok güvenliğe önem verenler için üretilen bir telefon var. Serin Labs firması tarafından geliştirilen Solorin. 13 bin dolara satılan telefonun en önemli özelliği sağladığı güvenlik. Deri ve titanyum kaplamaya sahip telefonun siber saldırı ve virüslere karşı koruması bulunuyor. Güvenlik özellikleri konuşma ve mesajların uçtan uca kriptolanmasını sağlıyor. Arkasındaki düğme ile güvenli arama moduna geçiyorsunuz. Konuşmalarınız ve mesajlarınız şifreleniyor. Telefonlar seri üretim değil. 2000'den fazla parçadan oluşan her telefonu bir araya getirmek 2 saat alıyor. Kesinlikle seri üretim için düşünülmüş bir ürün değil. Seri üretim telefonların montajı 1 dakikanın içerisinde yapılıyor. Bu telefonu bir araya getirmekse 2 saat sürüyor. Ünlü yıldızlar arasında oldukça popüler olan telefonun 23 megapiksellik bir kamerası da var. Dünyanın en hızlı insansız hava aracı, Canon'un yeni fotoğraf makinesi, 5D Mark IV ve Lenovo'nun bükülebilir telefonu. Teknoloji dünyası bu yeni ürünleri çok konuştu bu hafta. Peki başka hangi yenilikler tanıtıldı? Hızlıca bakalım. Canon uzun zamandır merakla beklenen yeni fotoğraf makinesi EOS 5D Mark IV'ü tanıttı. Yeni model 30.4 megapiksel CMOS sensöre, saniyede 7 karelik yüksek çekim hızına, dahili 4K video kaydına ve dahili Wi-Fi ve GPS özelliklerine sahip. EOS 5D Mark IV, dual piksel RAW dosya formatına sahip olan ilk EOS fotoğraf makinesi olma özelliğini de taşıyor. Sadece gövde olarak 3.499 dolar fiyat etiketine sahip ürün, Eylül ayının başlarında satışa sunulacak. ...137 kilometre hızla dünyanın en hızlı insansız hava aracı unvanını alan Teal, ön siparişi açıldı. 3 megapiksellik bir kameraya sahip olan insansız hava aracı, 4K video kaydı yapabiliyor ve 20 dakika boyunca havada kalabiliyor. 18 yaşındaki George Matus tarafından geliştirilen insansız hava aracı, kullanıcısına farklı uçuş modları da sunuyor. 1299 dolarlık fiyatla ön siparişle sunulan Teal Drone'un teslimatının yeni yılda başlaması hedefleniyor. Bir diğer hızlı insansız hava aracı Nissan tarafından üretildi. GTR adlı İHA 100 km hıza 1.3 saniyede çıkabiliyor. Firma insansız hava aracının marifetlerini göstermek için kendi üretimi bir spor araçla karşı karşıya getirdi. Test aşamasında olan insansız hava aracı gelecek yıl piyasaya sürülecek. Normal display.
Yılın en merakla takip edilen ürünlerinden biri Lenovo'nun bükülebilir ekrana sahip telefonu. Şirket önümüzdeki günlerde düzenleyeceği bir etkinlikle bükülebilir telefonun da aralarında olduğu yeni tasarımları daha yakından tanıtmayı amaçlıyor. Bükülerek saat gibi kola takılabilen bir ekrana sahip olan ürünün özellikleri ve ne zaman satışa çıkacağıysa merak ediliyor. En popüler futbol oyunlarından PES 2017'nin demosu yayınlandı. Önceki sürümlerine oranla yapay zekanın daha fazla devreye girdiği oyunda yazılım taktiğinizi çözüp strateji geliştirebiliyor. 10 dakikalık demoda Atletico Madrid, Arsenal, Barcelona, Boca Juniors, River Plate, Corinthians, Flamengo, Almanya ve Fransa gibi takımlar da yer alıyor. Oyun tam sürümüyle 13 Eylül'de piyasaya çıkacak. Plajda klima serinliğinde güneşlenmek kim istemez? Bu fikirden ilhamla üretilmiş bir ürün var şimdi sırada. Portatif bir klima. Açık havada klima serinliği sunuyor. Zero Breeze adlı bu ürün portatif bir klima. 3 farklı fan ayarı sunan klima, tam dolu pille 5 saate varan kullanım imkanı sunuyor. 5 saatte şarj olan klima, üzerinde yer alan 2 adet USB bağlantı sayesinde mobil cihazları şarj edebiliyor. Klima ve şarj yeteneğine ek olarak taşınabilir klimada hoparlör ve LED aydınlatma gibi özellikler de var. Bir Kickstarter projesi olan ürün $389 ön sipariş topluyor. İlk teslimatın Mart 2017'de yapılacağı belirtiliyor. Minecraft dünya üzerindeki en popüler oyunlardan biri. 2009'dan bu yana 100 milyondan fazla kişi tarafından indirilen oyunun üreticileri Londra Müzesi ile ortak bir projeye imza attı. 1666 yılında Londra'yı küle çeviren yangın 350. yıl dönümünde Minecraft'ın dünyasına taşındı. Londralılar yaşadıkları kentin tarihini bir oyunla öğreniyor. İngiltere'nin başkentinde 1666 yılında yaşanan yangın, bloklardan oluşan Minecraft oyunuyla dijital ortama taşındı. Londra'nın %80'ini küle çeviren yangın, Minecraft'ın dünyasına birebir uyarlandı ve 17. yüzyılın Londra'sı yaratıldı. Oyunda Londralıları alevlerden kurtarıp itfaiye ekiplerine yangın söndürme çalışmalarında yardım edebiliyorsunuz. Minecraft'ta hayalini kurduğunuz her şeyi yapabilirsiniz. Tarihi yapıları aslına uygun bir şekilde oyuna aktarmaya çalıştım. Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Minecraft 2009'da piyasaya çıktı. 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen oyun, kullanıcılara istedikleri gibi bir dünya yaratma şansı veriyor. Geleceğe yön veren fikirler ve teknoloji dünyasından haberleri aktardık. Teknohayat'la bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere.